Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle kargodan gelen sineklikleri nasıl toplarsınız? Şu şekilde söyleyeyim. Biz de şehir dışına bu şekilde paketleyip kargoyla menteşeli sineklik, pileli sineklik gönderiyoruz. Ben size menteşeli sinekliği şey yapacağım, göstereceğim nasıl topladığımız arkadaşlar. Kargodan bu şekilde geliyor size. Geldikten sonra açıyoruz kargodan gelen paketimizi. Ve bu şekilde özenli yapanlar da, özenli toplayanlar da açık konuşmak gerekirse. Biz elimizden geldiği kadar özenli paketlemeye çalışıyoruz. Çünkü kargoda gidip gelene kadar malzemenin başına nelerin geleceği belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içinden ne çıkıyor? İçinden kasanın üst ve alt kısmı çıkıyor. Bir de yan kısımları çıkıyor. Biz menteşelerini sizin verdiğiniz şeye göre, ölçüye göre, sağ sola göre biz menteşeleri çakıyoruz, gönderiyoruz. Bir de karşılıkları var tabi. Bu şekilde çıkıyor. Başka ne çıkıyor? Tülü çıkıyor. Başka ne çıkıyor? Şey çıkıyor. Fitili çıkıyor tülü takmamız için. Bir de rahat takabilmeniz için bu makaralının olması şart arkadaşlar. Yarın bir gün bir problem olduğunda nalburlarda vesairelerde tül satılıyor. Oradan tülünüzü alıp siz de değiştirebilirsiniz. Ya bu aslında boş bir şey değil. Çok da pahalı bir şey de değil zaten. İçinden bir de bu çıkıyor. Bunları gönderiyoruz. Nasıl topluyoruz? Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunun yanlış takma olanağınız yok. Şurada tırnak var. Burada da bir fitilin yuvası var. Bunu ters takma imkanınız yok. O yüzden çevireceğiz. Bu şekilde yerine oturtturacağız arkadaşlar. Tabii ben elimle vuruyorum. Bazen köşe takozları sert olabiliyor. Sert olduğunda bir çekiciniz olsun mutlaka yanınızda. Sonra bu tarafını takıyoruz. Sonra diğerini. Köşelerin oturmasına dikkat edin arkadaşlar. Köşeler tam otursun. Sonra tülümüzü alıyoruz. Tülü biz biraz da büyük kesip gönderiyoruz ki. Yani orada herhangi bir durumda kenarlardan taşma olması gerekiyor. Sıfıra sıfır kesersek biz bunu, siz bunu fitille yerine oturtturamazsınız arkadaşlar. Şurayı toparlayayım. Şimdi arkadaşlar tülümüzü bu şekilde koyduk. Sonra fitilimizi açıyoruz. Fitili şu şekilde. Burası benim tersime geliyor. Şu şekilde yapıyoruz. Yani tırnağınızla az bir şey bastırın. Şimdi makara iki tane var gördüğünüz gibi. Bir tanesi dişidir. Bir tanesi erkektir. Dişi olan fitili yerine oturtturmanıza yarar. Şu şekilde. Erkek olan ise fitili tam yerine oturmasını sağlar arkadaşlar. Burayı taktık. Şu köşelerde katlanmasın diye, şu şekilde katlanırsa diye, buna dikkat edin. Şöyle çekin az bir şey. Sonra şeyi, fitili oturtturun. Yine aynı köşede katlanabilir. Katlanmasın diye dikkat edin. Katlanırsa ne olur? Oradan yırtılma imkanı çok olur. Thank you.
şekilde gerdiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle son konumu bu oluyor. Bu şekilde oluyor. Sonra bir tane maket bıçağınız olması gerekiyor. Maket bıçağıyla kenarlarını isterseniz şu şekilde, yani bu şekilde keserken şurayı kesme imkanınız olacağını düşündüğüm için bu şekilde kesebilirseniz bu şekilde, ama şöyle yatırmayın. Dik tutup çekerseniz buraya değmez. Veyahut da şöyle yapabilirsiniz. Şu şekilde kesebilirsiniz. Yani sonuç itibariyle tülü buradan ayarlayıp kesebilirsiniz. Biz alışkın olduğumuz için biz bu şekilde daha rahat kesiyoruz. Şöyle baktığınızda hiçbir yerinde pot olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle elinizle de kontrol edebilirsiniz. Pot olan yeri tülü çekerek gerdirip tekrardan fitili oturtturabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda montaj videosu var arkadaşlar. Bundan sonraki aşaması montaj. Pencerenize montaj etmek için kanalımızdaki videoyu izleyerek ondan destek alarak montajını yapabilirsiniz arkadaşlar. Kargodan geldikten sonra gördüğünüz gibi kurulum çok basit. Kurulumunu yapıyorsunuz. Ondan sonra yerine takıyorsunuz arkadaşlar. Biz bu şekilde neden göndermiyoruz? Bu şekilde gönderdiğimiz zaman biz bunu ne kadar pat pat poşeti diyoruz bu poşeti. Biz ne kadar buna sararsak saralım. Kargocular bunu kaldırıp attıkları için belki kargocular bana kızacaklar ama hiç kızmasınlar. Gerçekten gönderilen malzeme kırılır mı, şey olur mu? Hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Kaldırıp atıyorlar. Kaldırıp attıkları için de biz bu şekilde göndermiyoruz. Bu şekilde gönderdiğimiz zaman tülün yırtık olma ihtimali, tülün yırtılma ihtimali çok oluyor. Bundan dolayı da biz bu şekilde göndermeyip demonte hale getiriyoruz. Sizin ölçülerinize göre kesip köşe takozlarını takıp ondan sonra pencerenizin sağa veya sola söylediğinizde menteşeleri ona göre takıp bu şekilde gönderiyoruz size. Demonte hale getirip gönderiyoruz. Bu şekilde yaparsanız, yani gelen kargoyu bu şekilde toplarsanız hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Tabii ki de sorun olursa bizimle iletişime geçin. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. En fazla kargodan geldiğinde tül yırtık olmuş olur. Tülü de bir şekilde temin edebiliriz size. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.